8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı örneğimize başlıyoruz. Yazılımızda görmüş olduğunuz gibi birçok konuya yer verdik. Kapsam geçerliliğimiz oldukça yüksek. Fiilde çatı, cümlede anlam, yazım yanlışı, noktalama, düşünceyi geliştirme yolları, paragraf içerisinde söz sanatları, ögeler, cümle çeşitleri, öznel, nesnel, fiilimsi ve karma soru olmak üzere çok çeşitli konulardan sizlere süper bir yazılı hazırladık. Haydi hazırsanız yazılımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz gördüğünüz gibi bir doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Hemen cümlelerimizi kontrol edelim. İsim fiil ekleri işmemek ekleridir. Evet hatta biz bunu maşmak diye kodlamıştık. Fiilimsel konusunu da sayfamızda görebilirsiniz. Dolayısıyla bu ifade bu ekler doğru. Cümlenin temel ögeleri yüklem ve öznedir. Bu da doğru. Yardımcı ögeleri de nesne ve tümleçlerdir. Buna da D diyoruz. Ali 3 gündür okula gelmiyor cümlesinde. Vurgu altılı çizili ifadededir. Altı çizili kelimededir. Şimdi arkadaşlar cümlede vurgu üç şekilde olur. Fiil cümlesi ise yanındaki ögededir. İsim cümlesi ise yüklemin kendisindedir. Eğer ki soru anlamı varsa soru ifade eden kelimededir. Burada gördüğünüz gibi bir fiil cümlesi var. Dolayısıyla vurgu bir önceki ögede olur. Yani yer tamlayıcısı okulada olur. Burada bir vurgu yoktur. Yanlış. Öge konusunda kanalımızdan kontrol ederek pekiştirebilirsiniz. İyi değilseniz. Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı yazılara masal denir. Yanlış. Masalların gerçeklikle hiçbir ilişkisi yoktur. Ne denir arkadaşlar? Tabii ki bildiğinizden eminim hikaye denir ya da öykü denir. Bu da yanlış. Bilinmeyen ya da kesin olmayan tarihler için soru işareti kullanılır. Hatta ve hatta parantez içerisinde soru işareti kullanılır. Yani doğru. Geçiyoruz ikinci sorumuza. İkinci sorumuza baktığımızda özne yüklem ilişkisi diyor arkadaşlar. Yani fiilde çatı konusunun bir alt başlığıydı. Özne yüklem ilişkisi demek bildiğiniz işi yapan öge etken edilgen. Hatta biraz daha açarsak bunları karşılıklı ya da birlikte yapıldığında ne diyorduk? İşteş. Iş, işi yapan belliyse ama edilgenlik eki varsa da dönüşlü. Haydi bakalım özellikle etken edilgeni inceleyeceğiz. A 23 Nisan törenlerle kutlandı. Bir defa burada edilgenlik ekimiz var ve kimi kutladığı da belli değil. O yüzden bu cümlenin öznesi edilgen çatılıdır. Çocuklar arasında yarışmalar düzenlendi. Yine edilgenlik eki var. Yarışmayı kimin düzenlediği de belli değil. Dolayısıyla bu cümlede edilgen çatılı. Yarışmayı 8. sınıf öğrencisi kazandı. Şimdi kazanmak burada fiil. Evet, kim kazandı? 8. sınıf öğrencisi. İşi yapan belli. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Etken çatılı diyoruz. Kazanan öğrenci hediyeler verildi. Çatı ekimiz var. Kimin verdiği belli değil. Bu da edilgen. Dolayısıyla cevabımız etken. Fiilde çatı konusunda bu başlıkların hepsinin püf noktalarıyla anlatımı var. Kanalımızda bunu da görebilirsiniz. Aşağıdakilerin hangisinde cümlede görülen anlam özelliği yanlıştır diyor. Cümlede anlam konusunda sıkça rastladığımız kavramlar onların sözüne inanmamalıydım. Yaptığı bir şeye üzülüyorsa biz buna ne diyoruz? Pişmanlık. Tut ki ben haksızım. Tut ki gördüğümüz an varsayım. Sözel dersleri yazarak çalışsan daha iyi olur. Bu bir öneri. Tavsiye. Doğru. Yazarın kitabını okumak için sabırsızlanıyorum. Değerlendirme demiş. Ancak değerlendirme okuduktan sonra yapılır. Herhangi bir görüş belirtmiyor. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza bir göz atalım. Dördüncü sorumuzda düşünceyi geliştirme yollarıyla alakalı. E, unutmayalım arkadaşlar. Burada bir... Anlatım teknikleri vardır üst başlık olarak. Bunlar dört taneydi. Neyimiz birazcık tuhaf oldu ama anlatım te teknikleri, betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma. Bunları sormuyor bize. Neyi soruyor? Düşünceyi geliştirme yolunu. Alt başlığımızı zaten seçeneklerde de vermiş. Hemen okuyalım. Öyküde davranışlar, olaylar, durumlar önemlidir. Kişiler değil, kişilikleri ortaya çıkarmak ise romanın işi. Romanla öykü arasındaki... En önemli ayrım bu bence arkadaşlar devamına gerek yok öykü ve romanın ayrımını vermiş e, ise kelimesinde kullanmış tartışma gibi gidiyor anlatım tekniği olarak düşünceyi geliştirme olarak da iki metnimizi ne yapmış karşılaştırmış dolayısıyla cevabımız C seçeneği beşinci soruya geldiğimizde Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik bakımından farklıdır diyor. Arkadaşlar şimdi biz kişisel görüş bildiren ifadelere kanıtlanamaz diyoruz. Çünkü kişisel görüş var ya da öznel ifadelerdir. Kanıtlanabilir, kanıtlanabilir olanlar ise nesnel ifadelerdir. İnceleyelim. Ailesinin geçimini sağlamak için yine gurbete gitti. Gurbete kaçıncı defa gittiği ispatlanır. Hangi amaçla gittiği de ispatlanır. Şu anda bu cümlede öznenlik bildiren bir ifade yok. Yani biz buna nesnel cümle diyoruz. Öğretmenine karşı büyük saygısızlıkta bulundu. Bakın büyük saygısızlık. Şimdi kimisine göre öğrencinin oturuşu bile büyük saygısızlıktır. Kimisine göre öğrencinin argo kelime kullanması bile kabul edilebilir bir şeydir. Yani bunu bile affedenler var. Dolayısıyla saygısızlığın büyüklüğü kişiden kişiye değişir. Biz buna öznel ifade ediyoruz. Akşamki yemek gerçekten çok lezzetliydi. Yani herkes için geçerli olmadığı ortada Yemek seçenler de var. Karne, ta karne tatilinde Samsun'da gezmek ayrı bir tat veriyor. Samsun güzel bir şehir olabilir ama herkes için aynı tat vermeyebilir. Bu da öznel. Dolayısıyla 3'ü kanıtlanamaz. Hangisi kanıtlanır? A seçeneği kanıtlanır. Altıncı sorumuzda yazım yanlışı sorusu var arkadaşlar. Vardır demiş. Öğrencilerin birçoğu bu soruyu yapamadı. Birçok bitişik yazılır. Başka da bir zaten hata karışacak bir sözcük yok. 13 gündür bu iş için çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar sayılar birden çok kelimeden oluştuğunda çek ve senet işlemleri oyun adları hariç nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Cevabımız B seçeneği. Mu pekiştirme anlamı katmış zaten ayrı yazılır. Da çıkardığımızda anlam bozulmuyor. Yolculuk böylece sona erdi. Bağlaçtır. Ayrı yazılır. Geçen birbirimize bitişiktir. Evet, cevabımız B seçeneği. Yedinci sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz söz sanatları konusundan gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kişileştirme, benzetme, abartma, konuşturma gibi bizim söz sanatlarımız var. Bunlara tezatı da ekleyebilirsiniz. Sorumlu olduğumuz alanlar içerisinde. Şimdi örneğimizi okuyalım. Dakikalar toprak dolu saksılarıdır akıp giden zamanın. Evet, dakikalar akıp giden zamanın neymiş? Toprak dolu saksılarıymış. Yani dakikayı kime benzetmiş? Toprak dolu saksıya benzetmiş. Hiç uğraşmaya gerek yok. Burada bildiğiniz bir benzetme yapılmış. Cevabımız D seçeneği. Cümlesinin aşağıdaki hangisi vurgulanmıştır? Bu konuya yine değinmiştik. İlk sayfada birinci sorumuzda. Vurgu dediğimiz şey arkadaşlar fiil cümlelerinde yanında olurdu. Bakalım buraya konmak bir fiil cümlesidir. Bunu yazalım fiil cümlesi. Dolayısıyla yanındaki ögede vurgu olacak. Cümlenin ögesini bulalım. Başarının yolunu çalışarak gözleyene başarısızlığın tozu konmaz. Evet ne konmaz? Başarısızlığın tozu. Önce özne bulunur arkadaşlar. Unutmayalım. Bu soruya ilk cevap veren bölüm kim ve ne sorusuna öznedir. Peki kime konmaz? Başarının yolunu çalışarak gözleyene Burası da kime? E ekini de almış. Yer tamlayıcısı. Bakın fiilin yüklememizin yakınındaki öge hangisi? Özne. Dolayısıyla bu cümlede vurgu nerede? öznedir arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza devam edelim. Sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki cümleler için aşağıdan verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İfademizi çizelim. Şimdi üçüncü cümle olumsuz isim cümlesidir. Cümle çeşitleri konusundan gelmiş. Buraya yazayım bunu da. Cümle çeşitleri konusundan gelmiş. Şimdi üçüncü cümle olumsuz isim cümlesidir. Bakıyoruz. Burası anla, anlattıkları kadar güzel değilmiş. Güzelmiş, güzel değilmiş. Güzel bir isim ve olumsuz. Hem isim hem olumsuz. Olumsuz isim yani doğru. İkinci cümle devrik bir fiil cümlesidir. Bakalım. Yakalım şu ateşi artık. Yakalım buradaki yüklemimiz devrik. Yakmak da fiil. Devrik ve fiil. Bu da doğru. Birinci cümle olumlu fiil cümlesidir. Bakalım olmak da yüklem olumlu fiil mi olmak fiil diyorsunuz ama yanlış niye yanlış biz fiilimsileri işlemiştik ma ışmak isim fiile ki. dolayısıyla bu bölüm bir fiilimsidir. Arkadaşlar unutmayalım fiilimsiler yüklem olduğunda o cümleler isim cümlesi olurlar. Çünkü artık bu bir fiil değil, fiilimsi yani isim cümlesi oluşturdu. Cevabımız C seçeneği. Kontrol edelim. Dördüncü cümle olumsuz bir fiil cümlesidir. Ee, söylemediler, söylediler, söylemediler. Olumsuz. Söylemek de fiil. Evet. Cevabımız C seçeneği. Haydi devam edelim arkadaşlar. Onuncu soruda gözümüze virgül çarpıyor. Yani bir noktalama işareti sorusuna karşılaştık. Şimdi arkadaşlar diyor ki hangisinde farklı görevde kullanılmıştır? Virgülün görevlerini biliyoruz. Epey görevi var. Yaklaşık 7-8 tane bildiğimiz kullandığımız görevi var. Şimdi cümledeki numaralandırılmış yerleri beraber kontrol edelim. Haberi okur okumaz çalışma odasına koştu. Virgül haritadan sandıklıyı buldu. Şimdi koştu bir cümle var. Buraya kadar bir cümle de burada var. Demek ki birinci kuralımızda sıralı cümleleri bağlamış. İlk görev olarak devam edelim. Kasabanın yerini, konumunu ve çevresini dikkatle incelemek istiyordu. Kasabanın yerini derken yüklem yok. Burada bir cümle yok. Eş görevli sözcük neyi incelemek istiyordu? Kasabanın yerini, konumunu, çevresini. Yer, konu ve çevreyi birbirine ayırmış. Yani nereye sıkıştıralım? Şuraya sıkıştıralım. Eş görevli sözcük. Cevabımız Yağdana ya Bursa. Bakalım diğerlerinde hangisiyle aynı devam etmiş. Kitaplardan Sandıklı Sandıklı'yla ilgili bütün bilgileri okudu. Virgül. Geçmişte öyle de bulunan uygarlıkları öğrendi. Evet okudu zaten çekimli fiil. Yine iki tane yüklemi bağlamış. Dolayısıyla sıralı cümle. Sonuncusu da sıralı cümle olacak arkadaşlar. Bakalım. Daha sonra bilgisayarın başına geçti. Evet yüklem geliştirdi. Burada da iki cümleyi bağlamış. Bu da sıralı cümle. Dolayısıyla cevabımız ee, Bursa. 2 numaralı bölümde eş görevli sözcük. Diğerlerinde sıralı cümleyi bağladı. Son sorumuza geçebiliriz artık arkadaşlar. Son sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerden hangisinin yapısına göre türü yanlış verilmiştir diyor. Yani e, cümlenin yapısı ya da cümlede yapı sorusu var arkadaşlar karşımızda. Şimdi kontrol edelim. Dört çeşit yapı vardı. Fiilimsi bulunan, ondan sonra tek yüklemli yani basit cümle, bağlaçlı cümle, bağlı cümle diyoruz biz buna. Bir de noktalama işaretli olan sıralı cümle. Dört çeşit cümlede yapımız var. Kontrol edelim. Karar vermeden önce iyi düşünmelisin. meden zarf fiil. Dolayısıyla bu cümlemiz fiilimsi bulunan. Doğru. Kardeşim az önce eve geldi. Tek yüklemli yani tek yargılı basit fiilimsi var mı arkadaşlar? Yok. Yüklem kaç tane? Bir tane. O zaman bu da doğru. Çok işinin olduğunu ve bugün gelemeyeceğini söyledi. Buna diyor ki arkadaşlar bağlı olan cümle yani bağlaştı cümle. Bağlacımız var mı? Var. Peki bağlı cümlelerde. Cümleler birbirine bağlanırdı, doğru mu? Çok işinin olduğunu bu fiilimsi. Burada bir cümle yok. Gelemeyeceğini söyle. Tek cümle var aslında. Sadece fiilimsi grubu birbirine bağlanmış. O yüzden bu cümleye biz bağlı cümle diyemeyiz. Ne deriz arkadaşlar? Fiilimsi bulunan cümlediriz. Bunu da bir sıkıntı var. Cevabımız C seçeneği. Ancak kontrollerimizi yapalım. Bugün çok gezdim. Bu bir cümle. Çok yorulduğum da bir cümle ve virgülle bağlanmış sıralı cümle noktalama işaretli virgül ya da noktalı virgülle bağlanırsa sıralı cümle olur. Doğru. Arkadaşlar yazılımız burada bitti. Ancak e, bu soruların dışında sınavınızda kompozisyon ve paragraf soruları da olacaktır. Bu konuları da kanalımızdaki kompozisyon ve paragraf videosundan çalışarak telafi edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>